en karmaşık tasarımlarından birini inşa etmeye çalışacak. Leonardo da Vinci'nin tasarladığı bir tank yapmak. Mümkün olan her yöne çok sayıda top atabilmesi gerek. Büyük bir şey. Da Vinci'nin tekerleğinin yeniden icat edilmesi gerekiyor. Sanırım yanlış bir şey buldun. Bence Da Vinci bu tankın içine bir bubi tuzağı planlamış. Çalıştığını görmüyorum. Çalışacak ahbap. Söyledim sana. Hayır. Aletler bozulmaya başlayınca sinirler gerilir. Bıçağı mı kırdın? İşte gidiyor. Da Vinci'nin zırhlı tankı geçmişin sayfalarından çıkıp gelebilecek mi? Hazır mısın? Yürütmeye başla. Vay canına. Şuna bakın. Leonardo da Vinci, gerçek bir Rönesans adamı, bilimin ustası, güzel sanatların ustası, savaşın ustası. Onun devrimci tasarımlarının gücü, eşi benzeri olmayan bir yıkıma bile yeterdi. Kendi devirlerinin en gelişmiş silahlarıydı. Daha önce hiç inşa edilip edilmediklerine dair bir kanıt yok. Dört yapı ustasından oluşan bir ekibi bir araya getirdik. Bu uzmanlar 15. yüzyıl ustasının planlarını da Vinci'nin zamanında kullanılan gereçlerle inşa etmeye çalışacak. Ben denizciydim ve güzel sanatlar, teknik tasarım, üretim ve madencilik konusunda diploma sahibiyim. Robotlar ve hayvan şeklinde robotlar için özel efektler yapan bir şirketim var. Karmaşık makineler yapmak için neler gerekir bilirim. Bir sanatçı ve makine tasarımcısı olarak Da Vinci'nin düşünme biçimini anlıyorum. Her zaman makine mühendisliğine bilgim olmuştur. McDonnell Douglas'taki yıllarım boyunca uydu parçaları tasarladım. Da Vinci bana çok ilham verir. Mükemmel şeyleri icat etmek için sınırlarını zorladı ama yardımcı olacağını düşündüğü şeyleri icat etti. Ben bir sanatçı ve yapı ustasıyım ve büyük ölçekli kamu sanatı eserleri inşa ederim. Hiçbiri 6 metrenin altında değil. Da Vinci'ye her zaman hayranlık duydum. Onun çizdiklerini yaratmak istiyorum ve sırf onun için çalışmalarını sağlayacağım. Ben bir marangozum ve ahşapla 7 yaşındayken ilk go-kartımı inşa ettiğim zamandan beri uğraşıyorum. Yeni zorlukları üstlenmeyi, gerçekleşmesini sağlamak için yeni yöntemler icat etmeyi severim. Yıllar geçtikçe Da Vinci'nin eserlerini çalışırken çok şey öğrendim. Da Vinci zamanının ötesindeydi. Aletleri ve yetenekleri var. Peki baylar, sizce sonunda ne olacak? Bu ya yüzen ya da uçan bir şey olacak. Ya da nesneleri havaya uçuran. O zaman evet. Bunu bulmak için gerçekten tek bir yol var. Doktor, orada mısınız? Seni görmek güzel. Seni de öyle. Bu haftanın planı nedir? Bu haftanın planı Leonardo da Vinci'nin tasarladığı bir tank inşa etmek. Güzel, mükemmel. Ben John Hopkins, tıp fakültesinde doçent doktorum ve aynı zamanda bir Leonardo da Vinci uzmanıyım. Leonardo üzerine ders veriyorum. Hayatım boyunca onu incelettim ve onun üzerine çok sayıda makaleler yayınladım. Leonardo hakkında 700'e aşkın sayıda bir kitap koleksiyonum var. Neye baktığınızı size anlatayım. Bu Leonardo'nun yaptığı en şaşırtıcı çizimlerden biri. Sayfanın ortasında farklı yerlerde yazısını görebilirsiniz. Zırhlı arabanın içeriden nasıl düzenlendiğini yazmış. İnsanların çevireceği el manivelaları var. Ve böylece tekerlekleri hareket ettirecekler. Ve sonra diyor ki bunu çalıştırmak, çevirmek ve düşmanı takip etmek için 8 adam gerekli. Tamam. Sonra sağ alt köşede safları yarmak için kullanılan bir alet var. Bu tankı gerçekte hiç inşa etmedi, öyle değil mi? İnşa edip etmediğini bilmiyoruz. Bildiğimiz şey bu tasarı el yazmalarında var. Demek ki kesinlikle bunu hayalinde yarattı. Bu onun hayal gücüydü. Bu tank düşüncesi, bu çılgınca. Bu büyük bir şey ve önemli bir proje olacak. Ne dersin, ahşap mı yoksa metal mi olmalı sence? Leonardo'nun çok miktarda ahşap ve birçok malzemeye ulaşma imkanı olurdu. Metallerle çalışma konusunda pek çok tecrübesi vardı. Yani siz hangi materyalden iş göreceğini, düşünme özgürlüğüne sahipsiniz. Demek ki onun taslağını kullanarak bugün inşa edeceğimiz şekliyle bunu yapabiliriz. Sizin göreviniz bu tank çizimi hayata geçirmek ama bundan da daha fazlası Leonardo olmaya çalışın. Onun ruhunu hissedin ve onun hayata geçirmek istediği bir şeyi yaratmayı deneyin. Ve size iyi şanslar. Teşekkürler güzel. Bu büyük bir emir. İşte sen bu yüzden oradasın. Evet. Ben de buradayım. Seni haberdar ederiz doktor. Kendine iyi bak. Oo, bu harikulade. İşte moralimizi düzeltecek bir şey. İlle de bütünüyle ahşap olması gerekmiyor. Mühendislik bakış açısından ahşap o tarz bir ağırlığı tek başına destekleyemez. Yani tamamıyla ahşaptan yapamayız. Hayır. Ben öyle düşünmüyorum. Doktor biraz metal kullanabileceğimizi söyledi. Bütün topları yol boyunca destekleyecek bir çelik yapı tasarlayacağım. Anladım. Ve sonra belki de onu bir kızılderili çadırı gibi yapabiliriz. Bu bir tank. Demek istediğim bir ton ağırlığında, yani aslında değil. 3-4 ton ağırlığında. Yani bence çelik çerçeve kullanmak iyi bir fikir olacaktır. O zaman sen tasarla, biz de malzemeleri alalım ve ortada seninle buluşalım. Pekala. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Doktor Penner bize bu koca tankı yapma görevini verdi. Da Vinci'nin savaş makinelerinden biri. İki boyutlu bir skeçten yola çıktığımda
Da Vinci'nin ne düşündüğünü anlamaya çalışıyorum. Savaş alanında ilerleyip başladığı yerden durduğu yere kadar bir yol açmak için tasarlanmış. Tasarlamayı düşündüğüm ilk şey tankın tabanı. Taban her şeyi desteklemek zorunda. Aksları ve çarkları desteklemesi gerek. 36 tane topu da. 8 adamı da unutma. Ayrıca top gülelerini, barutu. Yani sizin anlayacağınız bu taban çökmemeli. Tankın yapısı bir çadırın yapısına çok benziyor. 20 tane çadır direği kullanacağım. Böylece bu zırhın ağırlığını destekleyecekler. Tankın en önemli taraflarından biri kesinlikle sürüş mekanizması. Da Vinci'nin tasarısına yerleştirdiği bu çark mekanizması ve viteslere odaklanmak için çok zaman harcadım. Galiba yanlış bir şey buldum. Pekala, neyimiz var bakalım? Her şeyden önce, bence Da Vinci bu tankın içine bir booby tuzağı planlamış. Nereye? Şu çarkı alırsan ve şu çarkı normal şekilde döndürürsen... Anlıyorum. Bu tekerlek bu yönde dönmeye başlayacaktır. Doğru. Ve bu vites dönecek, bu tekerlek de o yönde dönmeye başlayacak. Yani temel olarak. Terse çalışacaklar. Şunu diğer tarafa koyman gerekecek. Doğru olur mu acaba? Her iki tarafında da bir hata yapman gerek. Bu düşündüğümüz şey işte. O zamanlar patent diye bir şey yokmuş. Sen bir usta olsaydın ve birinin senin icadını çalmasından korksaydın ne yapardın? Tasarına birkaç hata eklemek olabilir mesela. Öyle değil mi? Tekerlek üzerine çok zaman harcamadık ama kesinlikle onun üzerine konuşabiliriz. Temel olarak bütün bu mekanizmada tekerlekler tek başına en önemli kısım olmalı. Çünkü şu kocaman şey aslında bu dört nokta tarafından taşınacak. Tekerleklerin kendisi tarafından. O zaman zemin planıyla başlayacağız. Güçlü olması gerektiğini biliyoruz. Bütün bu ağırlığı destekleyebilmesi gerekiyor. Üstünde hemen çalışılabilecek bazı temel parçalar var. Anladım. Ahşap kısımlar gibi örneğin. Hadi rock and roll. Hadi yapalım. Ben metali halletmeye başlıyorum. Ben ahşaba geçiyorum. Pekala. Hadi yapalım bakalım. Burada neyimiz var bakalım? 3 çarpı 3'lerimiz var. Pekala. Bu bize zemin kaplaması için ihtiyacımız olan bütün gücü sağlayacak. O zaman yapacağımız şey bunlardan birkaçını alıp basitçe yuvarlayacağız ki 5 metre çapında bir çemberimiz olsun. Gördüğünüz gibi çelik düz olarak 5 metre uzunlukta geliyor. İlerideki metal aksamıyla uğraşan arkadaşlara verirsen bunları büyük bir hidrolik presle bizim için bükecekler ve ihtiyacımız olan doğru yarı çapta çelik çubuklar elde edeceğiz. Sonra da onları kaynaklayıp çemberimizi oluşturup zemin planımızı bunun üstüne inşa edeceğiz. Yapmak istediğimiz şey bu. Pekala. Sevimli. Bu bizim 5 metrelik çelik anlayabiliyorum. Kocaman olacak. Metalimizin bir kısmı geri geldi. Halkalarımız büküldü. Bence şimdi yapacağımız şey belki de zemine bir şema çizmeliyiz. Bunu delmemi mi istiyorsun? O zaman bunu yatıracağız ve bütün bunlar doğru mu emin olacağız? Bir tane de kare çiz. O zaman ortasındaki adam olabilirim. Nasıl görünüyorum? Senden mi esinlendin? Benden esinlenmişti. İçine çıplak girmek istemiyorum yoksa kirlenirim. Evet, buna minnettarız. Evet. Bu devasa bir şey olacak. Hadi mükemmel yapalım şunu. Tamam, bir tur attım. Bu mükemmel. Muhteşem. Her şeyin tam ve kesin olmasını istiyorum. Yani bunu doğru yapmam oldukça önemli. Bunu kaynakla birleştirirsen güçlü ve mükemmel bir çemberimiz olacak. 2-3 hadi. Deleceğim, iyi misin? Evet. Evet. Pekala. Sevdin mi? Bekle bir dakika. Tamamen indirelim mi? Sadece şu şekilde bırak bunu. Çok sert. Sakın bırakma. Hala sıcak. Wow. Hala sıcak. Şimdi sonraki aşamaya geçebiliriz. Planlarımı buraya alayım da bütün bu blokları koyarsam en azından bir çemberimiz olur. Harika. Ve bu tekerlekler üzerine odaklanmak için uzun süredir zaman harcıyorum ve çok farklı yinelemeler yaptım. Tamamen çelik, lazer kesimli çelik, hibrit, tamamen ahşap, bir sürü. Bu tür bir ağırlıkla bu kadar büyük bir nesneyi sürmek için gerçekten ama gerçekten sağlam materyallere ihtiyaç var. Dürüst olmak gerekirse insanı düşündürüyor. Bu şey gerçekten hareket edecek mi? Az sonra zırhlı tankın tekerlekleri şekle girmeye başlıyor. İşte! Bir tekerlek. Ve Alan pahalıya patlayan bir hata yapar. Bıçağı mı kırdın? Da Vinci'nin zırhlı tankını tasarlıyoruz. Binlerce kilo ağırlığında olacak.
Düşündüğüm şeylerden biri temel olarak bilye yatakları kullanmak. Doktor Pesner, nasılsınız bugün? Ben Alan. Çok iyiyim, teşekkür ederim. Birkaç dakikan varsa yardıma ihtiyacım var. Tabii ki var. O kadar çok uğraştım ki ahşap tekerlek, çelik tekerlek, jantlı tekerlek, kasnaklı tekerlek. Ne tip olursa olsun fark etmez. Burada gerçekten bir modern zaman icadı kullanmak istiyorum. Bilye yatağı kullanmak istiyorum. Belki böylece tank gerçekten de hareket edebilir. Senin için iyi haberlerim var. Bilye yatakları kulağa modern bir çözüm gibi gelebilir ama onları icat eden kişi aslında Leonardo da Vinci. 20. yüzyılın buluşu da Vinci tarafından mı icat edildi yani? Sana söylediğim işte bu. Leonardo'nun ardında bıraktığı bazı çizimleri göstereyim sana. İlk resminde dikey bir şaft var ve içerisinde 3 tane top olan ufak bir alana giriyor. Burada da bir seri bilye var ve tüm bu bilyeler birbirlerine dokunmuyorlar. Bir başka resim de burada var. Bu da bir nevi vidalı kriko. Burada da yandan görünüşte bilye yataklarını görebilirsin. Bu yüzden tasarımına bilye yatakları ekleyebilirsin. Bilye yatakları sürtünmeyi azaltır. Ağırlığın birazını dağılmasını sağlar. Bu harika bir haber. Bunlar aslında iskeletin parçaları şu şekilde olacak. Bu bizim tekerlek bölgemiz olacak. Çok hafif dokun. Sana doğru mu? Evet. Bu iyi. Bunlardan herhangi biri kayarsa tekerleklerimiz düzgün dönmez. Ve sonra da bu büyük devasa sarsılan şey sokaktan aşağı yuvarlanır. İşte budur. Zemini bitti bile. Şimdi çocukların bana birkaç tekerlek getirmesi gerekecek. Alan. Merhaba, ne var ne yok? Benim için birkaç tekerleğin var mı? Evet, sanırım çelik kasnaklı ve ahşaptan yapacağım. Pekala. Olur mu? Bana planları ver. Şu anda 4 tekerlek yapmaya hazırız. 4 katlı bir tekerlek yapacağız. Bunların her biri 2,5 santim. Tekerlekleri 10 santim kalınlığında yapacağız. Bunun için de bunlardan 4'ünü kesmemiz gerek. Sonra her birini yapıştıracağız. Bu tekerlekleri Da Vinci'nin de yapabileceği aynı yöntemle yapıyoruz. Bir çivi ve çember çizmek için biraz ip kullanıyoruz. Sonra da bir testereyle kesiyoruz. Şimdi Da Vinci'nin bizimki gibi dekupajı yoktu. Ama olsaydı onu kullanırdı kesin. Bir Da Vinci diski tamam. Bu şeyleri birbirine yapıştırırsan hiçbir şey onları ayıramaz. Bu tutkalı kullanırsanız hele. Pastanın son parçası. Evet işte. Bir tekerlek. Hazır mısın? Yukarı. Aferin. İyi misin? Evet. Bu 8x8 solid Amerikan yapımı metal. Rengin biraz kırmızıya dönüyor dostum. Bunu tartmak istiyorum. İddiaya giderim ki 150-200 kilo arasıdır. 9 santimlik parçalar halinde kesilecek. Bunlardan 8 ya da 12 tane gerekecek. Bunlar bilye yataklarını tutacak. Şimdilik 12 tane yap. Oldu. Benim açımdan tasarım ön çalışmadır. Bir kere o iş bitince atölyeye gidip en iyi nerede yardım edebileceğime bakarım. Buralarda başka bir metre var mı? Başka bir tane daha var mı? Evet, orada var bir tane. Bu makineleri onları kullanan diğer ekip elemanları kadar iyi kullanabilirim. Ancak bazı durumlarda benim alet kullandığımı gördüklerinde doğru yapıyor muyum diye kenarda durup beni gözetliyorlar sanırım. Bu çok zor. Temel olarak bütün ağırlığımı aşağıdaki çeliğe veriyorum. Ve ona rağmen bıçaklar çelikten geçmiyor. Bu bloğu kesmek çok meşakkatli bir iş. Yapmayı deneyeceğim şey makinenin otomatik özelliğini kullanmak. Bir hava kompresörüne bağlı ve bu kompresör bıçağı aşağı bastırıyor. Bu yüzden makineyi doğru kalibrasyona getirmeye çalışıyorum ki bu otomatik özellik çalışsın. Bıçağı mı kırdın? Havayı mı kullanıyordun yine yoksa... Hava ve manuel kombinasyon. Evet, bence hava bizi öldürecek.
koy lanet bir şey. Ona havayı kullanmamasını söyledim. Hava basınçlı. Bir anda aşağı geliyor ve düzensiz oluyor. Çok kötü. Hadi şunu buradan çıkaralım. Karıştırma çubuğu oldu bu. Yani bıçak bunu kesmiyordu. Bu yüzden... Gerçekten. Ve günün sözü Leonardo da Vinci'den geliyor. İnsanoğlundaki korku geçicidir. Ama sanattaki değildir. Teşekkür ederim Leonardo. İlham verici. Tamam, hadi işe geri dönelim. Soğuk testlerinin bıçağı kırıldı. Mike ve Frank Ballard yardıma geldi ve demek istediğim, bu adamlar tam birer makine ustası. Bu delikleri yapabiliriz. Böylece yataklar çok iyi oturur. Onların bir CNC iş yeri var. Bilgisayar ve nümerik kontrol makine işi üzerine bizim koordinatlarımıza girip makineleriyle istediğimiz parçaları bizim yapabileceğimizden çok daha hızlı çıkarabilirler. Evet, işte makinenin içinden çıkan bir parça var burada. Ve şimdi çizmeye bakarsanız parçanın gerçekten nasıl olduğunu görürsünüz. Yatak tam da burada. Kontrol et. Ve tanka girmeye hazır. Dünkü testler olayından sonra yapılacak o kadar çok iş olduğunu fark ettim ki ve yardıma ihtiyacım olduğunu da tabii. Bir arkadaşımı aradım. Adı Jürgen. Bize biraz yardım etmesi için onu da getirdim buraya. O benim kopyam gibi. Makine kullanabilir, kaynak yapabilir, tasarım yapabilir. Benim yapabileceğim her şeyi yapar neredeyse. Bazıları benden bile iyi. Yani adamımız artık Jürgen'dir. Benden silindir çark parçalarını yapmamı istediler. Bu iki diskimiz var. Aralarında bir seri çubuk olacak, bir çeşit kuş kafesine benzeyecek. Bu da Da Vinci standart çark mekanizması. Bu disklere şu delik şemasını deleceğim. Hadi bakalım, çark kafesimizin ek disklerinden bir tanesi burada. Tam şimdi çark mekanizmamızı bir araya getireceğim. Oo, sıcak olmaya başladı. Yapacağım ilk iş Jürgen'in deldiği ve daha önce Alan'ın kestiği diskleri alıp çark vitesini inşa etmek olacak. Birçok insan böyle bir şey yapmanın ne kadar zor olduğunu fark etmez. Bazen bir şey inşa edebilmek imkanınız gerekebilir. Tıpkı bu yuva gibi. Bunları kullanarak çarkı yapacağım. Şunu buraya oturtuyorum. Bunu da şuraya. Şimdi aralarından çubuğu geçirip konumundan memnun olunca kaynak yapmaya başlayacağım. Yapacağımız şey bu. Göreceksiniz, mutlu olacağım. Şimdi plakaları ve çivileri kaynakla tutturarak 4 tane çark vitesi yapacağım. Her tekerlek için bir tane. Hadi bakalım. Mükemmel oturdu. Bunu da dikmelere CNC makinelerinde yaptırdığımız yatakları kullanarak oturtacağım. Bekle biraz, bekle biraz. Vay, şuna bak. Bundan daha iyisi olamazdı. Bence iyi görünüyor. Şimdi Mike ve Frank Flash'in kestiği çark vitesleri yerleştirecek. Bu doğru, bu iyi işte. Hazır mısın? Hadi. 1, 2. Çark sistemini hallettiğimizde tekerlekleri de yerleştirip bütün sürüş mekanizmasını test edebileceğiz. Tekerleği bekliyoruz. Tekerleği beklemiyoruz, anlaşıldı mı ahbap? Az sonra Flash ve Bill 40'a kadar saymayı öğrenecek. Ama bir geride kalacaklar. Belki ufak bir sorunumuz olabilir. Sadece 39 çıkıntı için yerimiz var ama 40 tane gerekli. Bu işe yaramayacak. Bu arkadaşların deliği tam ortaya tutturmaları hayati öneme sahip. Bu şeyin düzgün ilerlemesi için merkezin doğru olması gerekiyor. Cıvatanın da düzgün olması lazım ki her şey bir arada dursun. Zor bir görevleri var. Çünkü çok fazla ahşap kesecekler. Onların yerinde olmak istemezdim. İşte oldu. Bundan söz ediyorum. Girdi. Güzel. İşte oldu. Şimdi tüm çark çıkıntıları için delikleri delmeliyiz. Her tekerlekte 40 çark çıkıntısı var. Çarkların çalışır durumda olmaları çok önemli. Leonardo bu konuda yazı yazmış. Biri kırılırsa ne olur? Bu felaket olurdu. Çark sistemi kayar ve çalışmaz duruma gelir. Güzel. Evet. Çok miktarda tutkal hazırlayıp çark çıkıntılarını tekerleğe yerleştireceğiz. Tamam, hazır mı?
Tamam. Bu şey çok iğrenç. Evet. Vay canına. İşte oldu ahbap. Tanrım. Ufak bir sorun görüyorum. Dördüncü tekerleği bitirdiğimizde bir sorunla karşılaştık. Sadece 39 çıkıntılık yerimiz vardı. 40 değil ama bize 40 lazımdı. O zaman farkı bölelim. Fark nedir? Bölgesin. Çalışmayacak. Fazla sıkı. Hadi dürüst olalım. Sizce bu şey ne kadar uzağa gidebilecek? Birinci turda kilitlenecek. 4 metre gidecek diyorum. 4 metre. Daha sana şunu diyeyim. 4,5 metre gideceğine $10 bahse girerim. Bu çalışacak. Çalışacak. Böyle döner. Onunla 4,5 metre gideceğine iddiaya girdim. Ve 4,5 metre dönecek. Bu tekerlekler döner. Şimdi diğer birçok şeyi bir araya getirebilecek noktadayız. Artık bu noktaya geldik. Tekerlekleri taktıktan sonra sürüş mekanizmasını yapabiliriz. Bütün parçalarımız tamam ama önce bir deneme yapmak istiyoruz. Tekerleklerle ilgini konuştuğumuz konulardan birisi bilye yataklarıydı. Leonardo bazı yataklar tasarladı. Çok ağırlık destekler ve düzgün dağılmasını sağlarlar. Yatakları takayım. Bu aslında önemli çünkü mekanik olarak bu şeyin olabildiğince rahat yuvarlanmasını istiyoruz. Bu aşama bütün mühendisliğin ve bütün tasarımın oyuna dahil olduğu yer. İşçilik de tabii ki. En önemli testimiz bu şeyin dönmesi. Ha, bu yeteri kadar iyi. Bu 40 yerine 39 çıkıntısı olan tek tekerleğimiz. Tekerlekleri deneyince umarım sadece bunu değiştirmemiz gerekecektir. Eğer biri kötüyse ama geri kalanlar çalışıyorsa bu da bir şey. Hazır mısın adamım? Dananın kuyruğu kopacak. Ha, $10 var mı? Yok. Hadi. Hadi gelin. Evet yapıyoruz. Dananın kuyruğu kopuyor dostum. Bu iddia 4,5 metre gideceğine ve 4,5 metreyi ölçebilirim. Frank sen başlat. Hazırlanın. Kalkıyoruz. Kalkıyoruz. Hazır. Başla. Evet. Hadi baylar. İşte işareti geçtik. Şu anda çok mutluyum. Daha başından beri çalışacağını biliyordum. Kendimden hiç şüphe duymam. 4,5 metreyi sorunsuz geçti. 5 metrede somunlar çıkmaya başladı. Buradaki çıkıyor, evet. Bunu biliyordum. Bence çok hızlı olmayacaktır ama yeterince olur. Bu da savaş alanında düşününce ilgi çekici. Çevrenizde atlılar varken bunun hızı ata kıyasla nasıl olacak? Ve ne kadar manevra kabiliyeti olacak? Nerede konuşlanmak istersiniz? Karenize yakın muhtemelen. Bence bu inşa edilebilir. Üçünüzün de benim bu konuda haklı olduğumu söylemenizi istiyorum. Haklısın. Bir sorun olmadan 4,5 gider demiştim. Tamam o zaman size yeni tekerlekler yaparım. Burada tankın gövdesini tasarlıyorum. Olabildiğince sağlam olmasını istiyoruz. Ve bence ahşap yetersiz kalacaktır. Burada doğru cevapsa çelik. Ve dengeyi sağlamak için karşılıklı olarak sayacağız kaç tane olursa 1, 2, 3, 4, 5. Bütün zırhı taşıması için 20 tane sözüm ona çadır direği koyacağız. Ve bu bence yeterli olacaktır. Jürgen, Frank ve ben tankın üst kısmına artık başladık. Bu çember 6,5 metre çapında. Bu yapı bize üst kaplamanın tabanını oluşturacak. Bütün tankın en büyük parçası. Sokakta bununla ne kadar ilerleyebileceğimize açıkçası emin değilim. Ortalama arabadan daha geniş. Dış çemberi kaynatmayı yeni bitirdik.
Bu en geniş olan, 6,5 metre çaplı. Şimdi bu ufak destekler ekleyeceğiz. Her biri yaklaşık 35 santim. Sonra bir çember daha olacak. O da bunun içerisine girecek. Yapmaya çalıştığımız şey bu işte. Şimdi yaptığım şey üst koninin desteklerini eklemek olacak. Bütün bu şey temelde tankın üst kısmı. Evet. Biraz yukarı gel Frank. Düz, yukarı. Bunu 19 kere daha yapacağız. Ve üst çemberi ekleyeceğiz. O da 1,5 metre çapında falan. Harika. Şimdi çemberi ekleyebiliriz. Yukarı it. Bu 1,5 metre çaplı çemberimiz. Bunu yerine oturtacağız. Kaynat. Az kaldı. 16 tane daha. Bitti. Tamamdır. Bitti. Sıradaki proje. İşin başından beri topların ağırlığı hakkında düşünüp duruyorum. Aklımda gerçekten ağır gibi duruyorlar. Bu alet bir ordunun ortasına top atışı sokmak için tasarlandı. Bütün amacı bu. Bu yüzden toplar bu kadar önemliyken bir arkadaşımı çağırmayı akıl ettim. Adı da Cap. Hep toplarla uğraşır. Bize bu Da Vinci topları hakkında yardımcı olabilir. Bu uçuk Da Vinci tank şeyiyle uğraşıyoruz. Evet. Ve birçok top yapmalıyız ve düşünmeliyiz dostum. Evet. Yanında bazı toplar getirmişsin. Gel bir bak. Güzel. Bunlar ikisi de önden dolmalı. Bu bizim Da Vinci tankımızda pek olmaz. Bize arkadan dolan türden lazım. Çünkü dışarıda bu topları dolduran birilerini düşünmek bence çok saçma. Da Vinci aslında arkadan dolan bir top tasarladı. Tamam iyi. Ve bu bize uyar. Fark elbette ki önden dolan da her şeyi namludan içeri itiyorken... Doğru. Arkadan dolandansa modern toplar gibi... Arkayı açıyorsun, mermiyi koyup kapatıp ateşliyorsun. Tamam. Hadi gidip top yapmaya başlayalım. Tamam. Evet. Tamam, bu top namlumuz. Bu haznesi. Haznenin üstünü barut kutusu için keseceğiz. Bu yarık olacak. Buradan buraya kadar kesiyoruz. Yani barut kutusunun sığacağı kadar. Sonra kutuyu mermiyle buluşmak üzere iteceğiz. İşimiz bittiğinde büyük bir delik olacak. Da Vinci topları doldurup düşman hangi yöndeyse ateş etmeyi istiyordu. Bu şekilde bir tek araçla 500 belki de 1000 kişinin yapacağı işi yapmak istiyordu. Bu kaynak yapıldığında bu ucu yerine takınca bitmiş olacak. Sana gösterecek bir şeyim var. Birçok parça gibi görünüyor. Bütün o şeyin nedeni bu işte. Sevdim. Burada haznemiz var. Evet. Delikler de işte burada. Anladım. Mermim burada. Güzel. Aşağı yukarı 1 kilogram ağırlığında. Bir parça deliğe saracağız ki hava kaçırmasın. Anladım. Sonra barut kutumuz var. Bu içeriye oturuyor. Sonra takozumuz var. Buradan içeri itiliyor. Şimdi kullanacağım zaman ateşleyicim var. Doğru. Sonra buradan sokup yakıyorum ve boom. Bunu sevdim. Top muhteşem görünüyor. Bunlardan 30 tane çepeçevre dizilince bence çok etkileyici olacaktır. Bunu uzaktan gören herkes diğer yöne kaçmaya başlayacaktır. Bugün kesmeye başladık. Taban için 60 parça ve tavan için de 60 parça. Kolayca keseriz. Alan ilerleyişimizi kontrol etmek için geldi. Valla çalışırken daha kesin olman gerekiyor ama flashla çalışırken rahat. Tamam. 5, 6. Flash bu doğru değil. Mühendis doğru değil diyor. Doğru değil. Ne doğru değil? Sorun ne ahbap? Şuna bir bak. Şuradan tamam, geliyorum. 2,5 santim. Hayır, buradan geçmen gerekiyor. Yo. Kesim çizgiden geçmelisin, tam buradan. Tamam, o zaman keseriz. Ne olması lazım? 8 ve 3 çeyrek. Bu 10. 9 ve 3 çeyrek gibi görünüyor. Evet. Biz her zaman 2,5 santim eksik alıyoruz. Çünkü o kesin bir nokta ama bu köşe kesin değil. Aa, tanrım.
Benim önemsediğim kısım, makineleri kesinlik için tasarlarım. Ve bu bütünlüğü tasarımın içinde her parçada görmek isterim. 13 olmalı, öyle değil mi? Hayır. 18 gibi. Orası 12 ve 7 bölü 8. Yani kestiğimiz 8'de bir kısa. Orada mezroyla ve gönyeyle tam 88 derece olduğuna emin oluyordum. Ve tam 22.20 santim olmalıydı. Bizim çalıştığımız ölçekte 2.54 santimi 8'de 1 çarpı 60 günün sonunda 17.80 veya 20.32 santimlik hata getirir. Kesmeden önce son bir kere ölçmek ister misin? İyi görünüyor. Tamam, şu anda üst yarının bütün kaplamasını hallettik. Aslına bakarsanız alt yarının da çoğunu hallettik. Şimdi yapmamız gereken tek şey bunları üst üste koymak olacak. Ve bunu hep beraber yapacağız. Hey Bill, Val, bugünün lafı gerçek hakkında. Gerçekler acıdır. Keklikler birbirlerinin yumurtalarını çalsalar bile çıkan yavrular her zaman gerçek annelerine dönerler. Ağlamayı kes ve işine dön. Birkaç silindir kestim. Bunlar üst kısmın destekleri. Bütün bu şeyin son parçaları yani. Hey, şuna bak. Şimdi kaynatıyoruz. Bu parçayı alttaki desteklere kaynatacağım. Bu çizimdekine çok benzemeye başladı. Bu da mutluluk verici. Sonra bu şey tamamlanmış olacak. Hey, bu iyi görünüyor. Çok yakın değil mi? Evet. Merdiveni nasıl çıkartacağız? Bence bu aletin bir kapağa ihtiyacı var. Evet. Bakalım doktor bu konuda ne diyecek? İyi fikir. Merhaba doktor. Sizi görmek güzel. Evet. Bugün nasılsınız? Nasıl gidiyor? Sana bir sorumuz var. Tamam, nedir? Planlara bakıyorduk ve içeri nasıl girildiğini bulamadık. Topları ve insanları nasıl içeri sokuyorsun? Kapı olmadığını fark ettik. İçine atlamak pek seçenek gibi durmuyor. Evet. Leonardo'nun tasarımlarına bakarsanız kapı yok. Ama olmak zorunda. Doğru. Mantıklı tek cevap şu durumda bir tane yapmak. Eğer bir tane yapacaksam alt kısma yapardım. Bir kapak gibi böylece açıp içeri girebilirsiniz. İyi fikir. Tebrikler. Tankı ne zaman görebilirim? İstediğin zaman gel. Aa, sen bitmiş hali kastediyorsun. Bu biraz değişik. Evet. Belki, yani aslında daha çok iş var. Bu projeyle ilgili yapmanızı istediğim bir şey var. Ha. Bu da Leonardo olmanız ve eğer Leonardo iseniz patronunuz Milan Dükü oluyor. O da size Fransızların her an istila edilebileceğini söylüyor. Bu alete hemen ihtiyacı olduğunu söyler. Bu yüzden de baskı var. Sizin işiniz hem çok yaratıcı olmak hem de muhteşem bir iş çıkarmak. Kalite tavanda olmalı ve aynı zamanda çok hızlı yapmalısınız. Baskı altında bile. Şaka yapmıyorsun değil mi? Gizli bir kapağı olması fikri hoşuma gitti açıkça. Bizden başka kimse tam olarak nerede olduğunu bilmeyecek. Bir kere gizlentimin nerede olduğunu görmek çok zor olacak çünkü bu şey yuvarlak. Teşekkür ederim. Harika. Merhaba, içeri girebilir miyim? Şimdi bir uzay gemisi oldu işte. Kapak açılıp dışarı bir robot çıkıyor. Küçük ahşap bir robot mesela. Nasıl? Üst yarıyı diğerinin tepesine koymaya hazırlanıyoruz. İşte gidiyor. Üst yarının altına doğru süreceğiz. Eğilmeyi unutma. 20 tane ufak desteğin üzerine oturtmaya çalışacağız. Yapmak istediğimiz şey bu. Yani tam yerine oturmalı. Bence Val biraz içeriye gelsin. Frank ve ben bu şeyi son defa indirdik. Bence güzel bir şekilde oturdu. Tam da doğru noktaya. Tam yerinde, evet. Yani gayet iyi çalıştı. Yapmışlardı. Nasıl yaptılar bilmiyorum. Yani hareket eden dağlar gibi ama mükemmel şekilde yerleşti ve harika görünüyor. Kendimize tank yaptık. Güzel. Gerçekten onunla gurur duyuyorum.
iyi görüneceğini biliyordum ama ne kadar iyi onu bilmiyordum. Yaşıyor, yaşıyor işte, evet. Bütün bu ağır işten sonra sonunda bu 3 veya 4 tonluk makineyi bir araya getirdik ve sürmeye hazır hale geldi. Bu şeyin kaynakları bitince bir deneme sürüşü yapmak istiyorum. Şimdi onu zımparalamaya başlayacağız. Biraz tozunu alıp boyasını süreceğiz. Ve böylelikle umarım bu tankı da bitirmiş olacağız. Burada bir savaş makinesi yapıyoruz ama aynı zamanda tanıdığım kadarıyla Leonardo bence güzel de görünmesini isterdi. Ben derim ki boyama işine başlayalım. Da Vinci'nin zamanında ahşabı da ayrıca renklendirirlerdi aslında. Olasılıkla biraz çam özü kullanırlardı veya zeytinyağı, sadece korumak için. İyi görünüyor. Daha çok savaşa hazır gibi duruyor. Tamam, işte toplarım burada. Sevimli. Tüm yapman gereken şey onları tanka yerleştirip mermilerini doldurmak. Bence bu iyi görünüyor. Tamam. Pekala, hadi geri kalanı da içeri koyalım. Bittiği için o kadar mutluyum ki ona gerçekten bayıldım. Bence hepimiz yani ekip olarak harika bir iş başardık. Tamam, çok iyi bitti. İyi görünüyor ha? Bunu sevdim. Yani bilirsiniz. Parçalar bir arada ve bunu bitirdik işte. Ve bu şeyi ateşleyeceğiz. Pekala baylar, işimiz bitti. Doktor Pemser'i getirelim buraya ve şu şeyi gösterelim. Evet. Evet, kesinlikle gelsin. Çok iyi. Buna kesinlikle bayılacak, eminim. Hadi getir onu kardeşim. Evet, evet, evet. Leonardo'nun zırhlı tankı için son test. Birazdan. Bugün bu tankla ilgili hiçbir şey ters gitti. Silah doldu. Silah doldu. Ateşliyoruz. Evet, böylelikle tank bitti. Şimdi bir sonraki adım Doktor Persner'i arayıp şuna bakması için buraya çağırmak olacak. Hey, merhaba. Nasılsınız doktor? Merhaba doktor. Vay nasılsınız? Canına. Aman tanrım. Onu gördüğümdeki ilk tepkim bunun devasa bir tank olduğuydu. Açıya bakılırsa düşündüğümden daha prizmatik olmuş. Bence o gerçekten çok şaşırmıştı. Bence içi ve dışının çizime bu kadar uymasından çok etkilenmişti. Aman tanrım. Vay canına. İçi düşündüğümden çok daha büyük. Fotoğraf makinesini çıkartmıştı. Yukarı çıktı, aşağı indi. Küçük vay bir canına. Çocuk gibi olmuştu. Bence başından beri bizimle beraber yapmadığı için kıskançlık duyuyordu. Çok şaşırdım. Bu çok güzel. Bunu görmek inanılmaz. Çok maddeye düşkün biri değilim ama bu benim olsun istiyorum. Evet. Burada parmak ısırtan bir şey yapmışsınız. Çok sevdim. Bu çok güzel. Hadi şimdi neler yapabildiğini gidip bakalım. Hadi gidelim. Hadi yapalım. İşte dışarıdayız. Çok güzel. Hava güneşli. Doktor Persner çalıştığını görmek istiyor. Yani önemli olan şimdi bizim ona bu şeyin gerçek bir vurucu savaş makinesi olduğunu ispatlamamız. Bu tankla ilgili bugün hiçbir şey ters gitmeyecek. Öyle geliyor bana. Bu tankın harekete geçmesi gerek. Başka bir temel soru da toplar hakkında. Ateş edebilecekler mi? Gerçekten çalışacaklar mı? Ve bu şeyin bir şekilde patlamayacağına emin olmak istiyoruz. Yapacağımız ilk şey desibel testi. Onu ateşleyen bir asker için tankın içi gerçekten nasıl oluyor bilmek istiyoruz. Bugün yapacağım test, mutlak ses basınç seviyelerini belirlemek için. Hem tankın içindeki gerçek operasyon ortamı, hem de güvenli diyebileceğimiz uzak bir mesafedeki basınç seviyesi. Böylece daha kesin bir okuma elde edebiliriz. Ben eğer gerçekten 1400'lerde profesyonel bir asker ve topçu olsaydım, bu kapalı alana bir bakış atar atmaz kulaklarıma pamuk tıkmaya başlardım. 3 farklı ölçüm aleti kullanacağım. Böylece iyi sonuç alırız. Herkesin kulağını korumasını sağla, tamam mı? 3, 2, 1. Oo, vay canına. Tam kapının içinden, gördünüz mü? Ölü merkez ve 99.7 okuyorum. Sana çok yüksektir demiştim. İyi, dışarısı tamam o zaman. Bir de içeri girip bakalım. Standart sanayi güvenlik seviyeleri uzunca bir dönem için 80 desibel olarak belirlendi. Eğer 120'nin üstüne çıkarsa bu çok kötü. Aslında benim aletlerimin çoğu en çok 120 okur. Göreceğiz bakalım. Vay canına. Evet, bu tamamen gitmiş. Gerçekten mi? Vay canına. İçerideki kayda bakabildiğimde 116'yı okudum. Bu da kalıcı kulak hasarından 4 desibel az. Vay canına. 4 desibel daha az. Gördüğün gibi tam da bu tehlike seviyesindesin. Bir sonraki testte toplarla nesnelere ateş edeceğiz. Bu şeyin 3 kişiyi vurmada ne kadar keskin olduğunu göreceğiz. Bu bir savaş makinesi. Yani önemli olan şey, eğer hedeflerimizi düzgün bir şekilde vurup indirmezse, bu sorun demektir. Bu iyi mi? Evet, bu iyi. Tamam.
Silah doldu. Silah doldu. Ateşle. Ah, hayır. Boom. Direkt askerlerin içinden sapma yok. Direkt içlerinden geçti. Evet. Bakın şu delikler ne kadar temiz. Neden onları göstermiyoruz? Bu harika değil mi? Hadi bu şeyi hareket ettirelim. Evet, bu şeyi yürütmeliyiz. Bu testi görmek istiyorum. İyi fikir. Ve Da Vinci testi ekibini içeri aldık. Temel olarak bir takım güçlü adamlar bunlar. Bilirsiniz, onlar bizim yerimize geçecek ki bizde neler olup bitiyor görelim, değil mi? Bugün önümüzde büyük bir görevimiz var. Da Vinci tankımız burada. Ve bizim gücümüzle çalışıyor. Beyler, hazır mısınız? Hazırız. Hadi. Hadi gelin. Evet. Hadi baylar. O kaleye saldırın. Rock, rock. İşte budur. İşte budur. Oh, oh. Evet, harika. İşte bu, işte bu. Hadi. Hadi beyler. O kaleye saldırın. Yürüyelim. Yoruldunuz mu baylar? Hadi ama. Hadi, hadi. Zor olduğunu düşünüyorsanız inşa etmeyi deneyin bir de. Bence gerçekten başarılıydı. Onun yapması gereken şeyi gerçekleştirirken izlemek gerçekten harikaydı. Ve bence gerçekten başarılıydı. Onu yapması gereken şeyi gerçekleştirirken izlemek harikaydı. Hazırız. Hadi. Hadi gelin. Evet. Hadi baylar. O kareye saldırın. Rock, rock, rock. İşte budur. İşte budur. Oh, oh, oh. Benim açımdan başarılı bir sınavdı. Tank gerçekten Leonardo'nun onu tasarladığı gibi iş gördü. Ve yapım ekibinin onu tasarladığı haliyle çalıştı. Ve duruyor işte. Pekala. İyi işte beyler. Bu iyi bir başarıydı. Evet. Başardınız. Tebrikler. Güzel iş. Tebrik ederim. İyi işti. Aferin çocuklar. İyi işti. Bütün her şeyin nasıl sorunsuz bir şekilde meydana çıktığını görmek oldukça heyecanlıydı. Bence Da Vinci bize gülümsüyor bugün ve diyor ki biliyordum. Çalışacağını biliyordum. Mesele onu yapacak doğru adamları bulmakta. Bu işin esprisi bolca eğlenceliydi. Haklısın. Bu gerçekten harika. Evet. Bugünün testleri muhteşemdi. Da Vinci'nin çizimlerini tamı tamına uygulamış olduk. Bu şeyin tepesini çıkar. İlk Da Vinci taslağı, çatıyı geri koy. İkinci taslak. Burada üç boyutta, gerçek boyutta. Tarih artık yazılıyor. İyi iş.